Selam arkadaşlar, Serdar Başkan ben. Süper bir efsane videosuyla karşınızdayım. Bu videoda birbirinden ilginç deneyleri, denemeleri ve hayat hilelerini test edeceğiz. İnternette bunları sık sık görüyoruz. Ama ne kadar işe yarıyorlar, ne kadar işe yaramıyorlar, yapması ne kadar kolay, yapması ne kadar zor, bunları test edeceğiz. Öncelikle kütüğün ortasında burada 32 mm çapında bir tane yaprak ucum var. Kocaman bir delik deleceğim. Deliyorum abi. Oha! Biraz daha. Oo, daha biraz daha gider. Evet arkadaşlar, matkap ucunuz yeterince uzun değilse şöyle bir şey yapabilirsiniz. Benim burada bir sürü uç tutucum vardı mesela ofiste daha önceki videolardan kalma. Şimdi bak, bunu buradan çıkar. Bunu buraya tak. Bunu da buraya takarsanız matkap ucunuz uzamış oluyor arkadaşlar. Gördüğünüz bir tane burada, bir tane burada. Bunu sonsuza kadar devam ettirebilirsiniz. Sanırım böyle 4-5 metrelik bir uç şeyi yapabilirsiniz. Uç tutucu yapabilirsiniz. Bunlar ne kadar sağlıklı olur bilmiyorum. Sanırım bu kadar yeterli. Yani şuraya kadar deldik. Bir de şurada biraz daha ineceğim, dur. Az daha ineyim, tamam. Şuradan bir yerden de ortasına doğru delik deleceğim. Tabii çok düzgün delmem gerekiyor. Bakalım delebilecek miyim? Evet arkadaşlar, çok dikkatli olmanız gerekiyor. Elinizde güçlü bir matkap varsa ve büyük bir uç varsa, büyük çaplı bir uç varsa sizi yorabilir ve çeşitli sakatlıklara neden olabilir. Allah'tan ben buna hakim olabilecek kadar güçlüyüm ama beni bile çok sakat pozisyonlara sokabiliyor yani. Vay arkadaş ya. Hiç şeyi yok ha, geri vites yok şeyde, matkapta. Evet, şimdi bir 50 kuruş testi yapacağım arkadaşlar. Bunu şimdi geliştirdik, 50 kuruş testini. Buradan atacağım, buradan alttan çıkarsa deliklerimiz olmuştur. Evet, 50 kuruşu buradan görüyoruz. Buradan da görüyoruz. Evet, bence olmuş. Evet, şimdi kolayca yanması için buradan böyle kuru çürük ağaç parçaları buldum. İçine biraz böyle yontuyorum. Tamam. Şimdi daha ince parçaları da şuraya ön tarafına koyacağım. Çok deliği de tıkamak istemiyorum ki. Duman çıkıyor. Rüzgar bozuyor Utku. Evet arkadaşlar, ocağımız cayır cayır yanıyor. Biraz ısıttıktan sonra içinin kor haline gelmesi gerekiyor. Köz haline gelmesi gerekiyor. Köz haline geldikten sonra alttan hava geliyor ve üstten de deli gibi sıcak alev çıkıyor. Ama şöyle bir durum var. Üstü de çok fazla şey alırsa, rüzgar alırsa, hava alırsa bu sefer yanmıyor. Ben bu yüzden bu kilimiti buraya tuttum ki biraz yansın diye. Biraz daha yandıktan sonra üzerinde bir çay demlemeye çalışacağız.
Evet, uğraştık uğraştık. Bir de bakalım su ısıtıyor mu? Bayağı bir alev çıkıyor şu anda. Şunu şuraya koyalım. Bakalım ne olacak? Çok fazla rüzgar var gerçi ama bakacağız. Evet, gerçekten çok zahmetli. Kampta bununla uğraşmak ister misiniz bilmiyorum ama uğraştıktan sonra sizi birkaç gün götürür yani. Ayrıca ekstra herhangi bir ocağa vesaire gerek kalmadan ateş de derli toplu oluyor bu arada. Çok fazla sağa sola da yayılmıyor. Bir yerde duruyor. Üzerinde böyle üzerinden alev çıkan bir deliğiniz oluyor. Bir bakayım sıcak mı? Görüyorsunuz gayet sıcak. Ama çok rüzgarlı. O yüzden ben şuradan biraz rüzgar kesici yapacağım kendimi. Evet, yanıyor. Alev de çıkıyor. Bak ki buralarda çok fazla keçi var değil mi? Evet. Keçi kakasını şey yaptım da ezdim şöyle. Evet arkadaşlar, bana sorarsanız hani bununla uğraşacağınızı, çünkü bunu delmek falan da çok büyük iş. Ben matkapla vızıt diye deldim ama doğada yanınızda bilmiyorum bir şarjlı matkap taşır mısınız ya da onun aletini, edevatını, ekipmanı taşır mısınız? O yüzden bana pek pratik gelmedi. Evet, güzel görünüyor, hoş görünüyor. Öncelikle epey kuru bir kütüğe ihtiyacınız var ve onun içine büyük bir delik delmeniz gerekiyor. Küçük bir delik delerseniz büyük ihtimalle çalışmayacaktır yeterince hava alamayacağı için. Ve uzun süreler boyunca içinin köz olması gerekiyor ki buradaki bacadan, yani deliğinden alev çıkabilsin. Yoksa zor yani. Zor görünüyor. Evet arkadaşlar, son zamanlarda izlediğim en ilginç videolardan birini göstereceğim şimdi size. İzleyelim. Gördüğünüz solucanları fısıldayan adam arkadaşlar, fısıldamak için de buna benzer bir tane sopa yapmış kendine. Videonun bir yerinde görüyorsunuz sopayı, hemen ekranın bir kısmına koyalım onu da. Sopanın üzerinde tırtıklar var, muhtemelen bir çakıyla yontulmuş. Ben bunları törpüyle yaptım. Şöyle tırtıklı sopayı toprağa dayayıp yaptığında solucanlar çılgın gibi sesin olduğu yere doğru geliyorlar. Bak, gerçekten çok acayip. Herhalde yağmur yağıyor falan sanıyorlar ve ortalığa çıkıyorlar ya da suyun olduğu yere doğru gitmeye çalışıyorlar. Bununla alakalı bir şey olabilir. Başka neyle alakalı olabilir bilmiyorum. Şimdi ben bunu şuradaki ormanlarda falan bir deneyeceğim. Bakalım ben solucanlara fısıldayabilecek miyim? Şurada bir deneyeceğim mesela. Burada hiç bir şey yok ama şöyle bir açık bir alan yapacağım kendime. Şurayı açalım. O da böyle belli bir alana açmıştı arkadaş. Bir insan için solucan çağırır onu da bilmiyorum açıkçası ama herhalde yem yapmak için ya da gübre yapmak için falan kullanıyor olabilir. Şunu şöyle güzelce buraya dayıyorum. Aynısını yapıyorum. Hazır mıyız? Dişimi hissediyor musun? Hissetmiyor musun? Ben hissediyorum bak. Şuraya elini koy. Bak şimdi. Böyle yaptıkça toprağa titreşim gidiyor ve oradaki arkadaşlar da sanırım bunu yağmur sanıp geliyorlar ama yani burada kimse gelmedi. Adam fıt fıt yapınca hemen herkes geliyordu. Daha nemli bir yer mi olması gerekiyor acaba? Belki daha nemli bir yer olması gerekiyordur. Şuralara doğru gidelim mi? Domuz falan var mıdır? Köyünü çok iyi tanıyorsun. Şurada şöyle bir yer buldum. Olacak mı? Burayı kim kazmış sence? Köpekler falan kazmış herhalde. Bak, toprağın titreşini görebilirsin bu arada. Bak şimdi. Görüyor musun? Yok abi, kimse gelmiyor ya. Şimdi daha ağaçlık ve daha gölge, toprağın daha nemli olduğu bir yere geldik. Evet, buralar biraz daha nemli. Bakalım ne olacak? Anam, yakalandım. Şurası. Burası nemli görünüyor. Şöyle biraz. Evet arkadaşlar, bekliyorum. Evet, şimdi buraya su da döktük. Biraz nemlendirdik. Ve burada tekrar deneyeceğim. Bakalım bir şey fark edecek mi? Videodaki vatandaş böyle bir kere sürttüğünde hemen birileri geliyordu. Hiç kimse gelmedi. Acaba solucan mı yok toprakta? Bak Utku, bu taraf kuzey. Ya nasıl oluyor şimdi? Bir dakika abi. Gel gel. O geyi biliyorsun değil mi? Hemen burada kuyuk efsane mi yapalım bir tane. Ağaçların yosun tarafları kuzeye bakıyor değil mi? Şimdi tamam. Bu kuzeye bakıyor diyelim.
Bu ters yöne bakıyor. Bu bu tarafa bakıyor. Bu bu tarafa bakıyor. Bu bu tarafa bakıyor. Ama bununki bu tarafa bakıyor. Bak bu. Bunu eleyebiliriz gerçi. Burada üçü bu tarafa doğru bakmış. Başka ağaçlara bakalım. Evet, oradaki de o tarafa doğru bakıyor. Bu da kuzeye doğru bakıyor. Evet, demek ki kuzey bu taraf. Bakacağız şimdi hemen quick. Neredeydi? Burada. Evet arkadaşlar, bu doğru. Yani ağaçların çoğunluğuna bakarsanız kuzeyi bulabiliyorsunuz. Çok enteresan. Bunu doğrulamış olduk. Ama bu sizi yanıltmasın. Şöyle olur. Ağaçların çoğunluğunun yosunlu tarafları size kuzeyi gösteriyor arkadaşlar. Bir ağaca bakıp eğer şeyse, hani diyelim baktığınız bir tarafa gösteriyor, o tarafa kesin kuzey olarak kabul etmeyin. Birkaç ağaca daha bakın. Double check. Ama hakikaten çok enteresan bir şekilde doğru yani. Yok, değişik yerlerde deniyorum hani atlamayalım bir şeyleri diye. Ama yok yani. Ve şuraya bir kazıp bakmak istiyorum. Toprakta. Abi solucan nasıl olmaz ya? Şöyle nemli bir yer bulup bir kere daha deneyeceğim. Ondan sonra diğer efsaneye geçeceğiz. Arkadaşlar, solucan olduğundan emin olduğum bir yere geldik. Çünkü az önce şu taşı kaldırdım ve altından birkaç tane solucan hareket etti. Şimdi bunu bir kenara çekeceğim. Tamam mı? Ve tırt tırt diye çağıracağım. Bakalım gelen olacak mı? Şu deliklerde hep solucanlar vardı. Bakalım gelecek mi? Yok abi, gelmiyorlar yani. Bayağı gelmiyor. Burada solucan vardı. Kastam çıkar altından da şey yapmak istemedim hayvancakları. Ya bak, burada solucan var. Şu bir solucan mesela. En azından demin solucanmış. Ama gelmedi. Gelecek mi? Ya şöyle bir şey var. Muhtemelen yağmurdan sonra bunlar hareketleniyor. Şu an uyku halinde olabilirler, toprak biraz daha kuru olduğu için. Muhtemelen yağmurdan sonra hareketleniyorlar ve siz oraya bir titreşim yaptığınızda zaten hareketli haldeki solucanlar geliyor. Şu an hepsi bir çeşit uyku modunda. Bence o yüzden bu efsane çalışmadı. Yağmurlu bir günde bir ormana yolum düşerse bunları da yanıma alacağım ve tekrar deneyeceğim. Çok ilginç bence gerçekten. Evet arkadaşlar, okuduğum bazı kaynaklara göre, hatta izlediğim bazı Hintli YouTuber'lara göre nitrik asit şu elimde gördüğünüz asma kilitlerin açılmasını sağlıyor. İçindeki mekanizmaları vesaire eritiyor ve kilit açılıyor. Bakalım gerçekten açılacak mı? Şimdi burada gördüğünüz gibi bir tane asma kilidim var. Bunu güzelce kilitliyorum. Buraya bardağın içine yerleştiriyorum. Sonra bunun üzerine nitrik asit dökeceğim. Üzerine geçecek kadar ve bakacağız neler olacak. Bu tarafta duracağım. Çünkü rüzgar bu tarafa esiyor. Bolca zararlı gaz çıkacak bundan. Evet, ben hazırım. Şu an çıkan kabarcıklar muhtemelen içindeki pirinç ve bakır alaşımlı kısımlardan çıkıyor. Çünkü nitrik asit çeliğe çok büyük bir korozyon uygulayamıyor. Ama çelik dışındaki, demir dışındaki diğer metalleri yok edebiliyor. Şimdi bu burada bakalım neler olacak. Başka bir kabada şifreli bir kilidim var. Onu koymak istiyorum. Bakalım o ne yapacak. Evet, burada da şifresini unuttum. Bir tane şifreli kilidim var. Daha küçük. Bunu da yanındaki kabın içine koyacağım ve üzerine asit dökeceğim. Bakalım ona ne yapacak. Burada görüyorsunuz tepkime devam ediyor. Aynı şekilde. Evet, bu kilidin içinde daha fazla sanırım bakır olduğu için görüyorsunuz hemen üzerinde bir takım gazlar çıkmaya başladı. Uzaktan izleyelim. Arkadaşlar, şifreli asma kilidin içinde sanırım daha fazla bakır olduğu için görüyorsunuz şu an çılgınca bir kaynama var içeride. Ve acayip bir gaz çıkışı var, kahverengi gaz çıkışı. Çok acayip oldu. Diğeri daha yavaş ilerliyor. Nerede abi kilidi, göremiyorum bu arada. Ha, kilit burada. Neyse, bakalım. Tepkime bitene kadar devam etsin, neler olacak. Arkadaşlar, tepkime çok fazla ısı açığa çıkarıyor ve bu da birazdan kaplardan birinin kırılmasına neden olacak. Büyük ihtimalle şu kaynayan kap az sonra kırılacak, ısı da ortaya çıkıyor. Biraz daha uzaktan takip edeceğim.
Bu arada asit bakırla birleşiyor. Çok büyük bir kısmı gaz haline gelip zaten bakın çok az şey kaldı içinde. Nasıl diyeyim, çok az asit kaldı. Büyük bir kısmı buharlaşıyor. Şu gaz halinde buharlaşıp kaptan uzaklaşıyor. Bakalım ya kilit tamamen eriyene kadar bu tepkime devam edecek ya da kap kırılana kadar. Hangisi önce olur bilmiyorum. Bu arada bu tepkimi nasıl durduracağıma dair de bir fikrim yok. Muhtemelen sonuna kadar bekleyeceğiz. Yağmur yağar mı? Yağmur yağarsa solucan arayabiliriz tekrar. Ama bu arada havanın rüzgarlı olması şöyle bir iyi oldu. Kabın fazla sıcağını alıyor ve şu an kabın çatlamasını engelliyor. Arkadaşlar diğer kap da bu arada çılgınca tepkimeye başladı. Onun içindeki tepkime sanki hiç yavaşlamadı. Küçük kilidi attığımız kaptaki tepkime hiç yavaşlamadı. Diğeri şu an coştu. Bakalım nereye kadar gidecek bunlar. Tam şeyden çok fazla miktarda köpük çıkıyor. Asma kilidin, büyük asma kilidin kilitlerinin girdiği yerde onları tutan şeyler var, parçalar var, diller var. O diller muhtemelen eriyor ve içindeki başka diğer pirinç parçalar. İşte pimler, yaylar vesaire. Acayip sıcak. Şimdi şundaki asidi bu kovaya boşaltıp bir görmek istiyorum neler olduğunu. Cımbızı versene bak. Evet, efsanenin bu kısmı en azından bu kilit için geçerliymiş. Kilit açıldı. Asit kullanarak küçük bir kilidi açabiliyorsunuz. Büyük bir kilidi açabilir misiniz? Onu bilmiyorum. Az sonra göreceğiz. Evet arkadaşlar, bu da bayağı bir incelmiş. Görüyorsunuz şu kısımları. Asit bayağı bir şu metal kısımları eritmiş. Muhtemelen bir süre sonra zaten şey yapacak ama bu haliyle henüz açılmıyor. Tekrar atayım ben bunu içine. Evet, şöyle göstereyim size. Şuraları bayağı bir inceldi. Anahtar deliği zaten neredeyse yok olmuş. Bence bir çekişte kırılır bu. Şimdi bir çekiş darbesi vuracağım buna. Bakalım ne olacak. Evet, şimdi zaten bayağı bir incelmiş. Neredeyse yani 1/3 kalmış metalin. Bakalım kırılacak mı? Yamuldu ama kırılmadı. Bir de buradan vuralım. Biraz daha asit banyosunda beklemesi gerekiyor sanırım bunun. Vay be, sağlammış ama dayanamayacak günün sonunda. Evet arkadaşlar, tepkime durdu. Çünkü şöyle bir şey oldu. Ben bunu az önce asitten çıkarıp çekişle falan vurdum ya. O zaman muhtemelen oksitlendi. Çünkü üzerinde hiçbir başka tabaka olmadığı için metal direkt havadaki oksijenle etkileşime girerek oksitlendi. Ve bu oksit de büyük ihtimalle metalin tekrar asitle reaksiyona girmesini engelledi. O yüzden de reaksiyonumuz burada durdu. Ama efsaneyi bence tamamen doğrulamış olduk. Çünkü görüyorsunuz ne haldeydi, ne hale geldi. Evet, bugün 3 acayip efsaneyi test ettik. Çok eğlendiğim bir video oldu, beğendiğim bir video oldu. Çok da uğraştığımız bir video oldu. Umarım siz de beğenirsiniz. Beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Kanala abone değilseniz abone de olabilirsiniz. Görüşmek üzere. Buraları bir toparlayalım şimdi.